Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cat5 veya Cat6 kablosunun uçları nasıl çakılır onu öğreneceğiz. Cat5 veya Cat6 kablosu olarak adlandırdığımız kablo bildiğimiz internet kablosu. Modemden bilgisayarınıza kadar gelen veya internet kutusundan evinize kadar gelen kablodur. Bu videoyu niye çekmek istedim? Bazı arkadaşların Modemleri mesela salonda oluyor. Wi-Fi ile bağlanmak zorunda kalıyorlar. Wi-Fi ile bağlandığında kopmalar yaşayabiliyorsunuz. Salondan odanıza kadar tent kablosunu kendiniz çekebilmeniz için bu videoyu çekmek istedim. Kablonun uçlarının bağlantısını yaptıktan sonra size ayrı yeten bir de iki modem arasında kablolu köprüleme nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Bu kablolu köprüleme işlemi de mesela salondaki modemden kendi odanıza kadar bir tane kablo çektiniz. Cat 5 veya Cat 6 kablosunu. Ama odanızda wi fazlayı çekmiyor. Salondaki modemden wi fazlayı çekmiyor. Odanıza bir tane daha modem atma imkanınız var. Bu modemle ana modeminizi köprülüyorsunuz ve bu şekilde kendi odanızda da ayrı yeten bir tane daha wifi oluşmuş oluyor. Aynı internet altyapısını kullanıyorsunuz. Aynı gelen interneti paylaşıyorsunuz. Bir nevi telefondaki kablosuz hotspot gibi ama biz bunu kablolu modemle köprüleyeceğiz. Ve evin her yerinde internet hızında kayıp yaşamadan bu şekilde interneti her yerde kullanabileceksiniz evin evinler köşesinde. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Videoyu başlamadan önce kullanacağım ekipmanları sayayım. Şu ikisi RC45 veya konnektör pensesi olarak geçiyor. Bu az önce gösterdiğim gibi CAT5 veya CAT6 kablo. Benim elimde CAT5 kablosu. Şunlar şöyle bir tanesini göstereyim. Kamera bir netlesin. Bu bizim CAT5 kablosunun ucuna çakacağımız RC45 konnektör. Bir de kabloyu doğru düzgün çakabilmiş miyiz diye test etme ki için bir tane test cihazı var. RC45 ile RC11'i test ediyor. Bu test cihazı elinizde yoksa fazla gerek yok. Ben şu an test etmek için kullanacağım sadece. Siz bunun testini modemle bilgisayarınız arasında bağlantıyı yaparak internet geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol edebilirsiniz. Zaten internet geliyorsa kablonun işlerini doğru bağlamış oluyorsunuz. Şu anlık başka kullanacağımız malzeme yok. Şimdi şu penseleri bir kenara bırakalım. Şu test cihazı en sonunaki işimiz. Şunlar da bir kenarda kalsın. Şu kablonun bağını bir açayım önce. Kablomuzun dış yüzeyini ayırıyoruz içindeki kabloları ulaşabilmek için. Şu şekilde CAT5 ve cat da bu stabildir. 8 tane kablo vardır. Bu kabloları size göstereceğim birazdan. Şöyle kameraya yaklaştırayım. Her kablo dizisinden mesela turuncu rengin bir de turuncu beyazı vardır. Kamerada tam yürüküyor mu emin değilim ama hepsinde bu şekildedir. Yeşilde yeşil beyaz, mavi mavi beyaz, kahverengi kahverengi beyaz diye. Peki biz bunu ucunu çakarken kablo sıralamasını neye göre yapacağız? Şu şekilde yazdım sırayla turuncu beyaz turuncu yeşil beyaz mavi mavi beyaz yeşil kahverengi beyaz kahverengi. Ben bu kısma bir de resim olarak koyarım durdurup bir bakabilirsiniz buradan. Şimdi sıralamasını yapalım. Turuncu beyaz turuncuyu yan yana koydum. Ondan sonra yeşil beyaz geliyor. Şöyle. En başta turuncu beyaz. Turuncu yeşil beyaz. Onun ardından mavi. Mavi beyaz. Yeşil. Kahverengi beyaz. Kahverengi şeklinde. 8 kablomuzu da sıralamış olduk. İyice bir düzeltiyoruz bunu. Çünkü keseceğiz. Şu şekilde tutuyoruz. Konnektör pensesinde şurada şöyle göstereyim. Burada kesmek için bir aparat koymuşlar. Bunun arasını alıyoruz bu şekilde. Bize yetecek olan kısım kadar. Kesiyoruz. Onlar fırlıyor tabii. Şu şekilde. Ondan sonra konnektörü şu şekilde tutuyoruz. Şöyle göstereyim. Altın sarısı suçları bize bakacak şekilde. Çentik kısmı arkaya bakacak. Bu şekilde hop. Yerine oturtuyoruz. Oturduktan sonra üst kısımdan bir bakıyoruz. Hepsi oturmuş mu diye. Şu şekilde göstereyim. Bu ucunu gösterebilir miyim size? Fazla görükmüyor ama. Oturdu. Şu şekilde. Şurası RC45 yeridir. En üstteki. Buraya bu şekilde otutturuyoruz. Ondan sonra bastırıyoruz penseyle. İki tane pense kullanmanıza gerek yok. Bendekinin bir tanesi iyi sıkmadığı için ben iki tanesini birden kullanıyorum. Şu şekilde uçları çakmış olduk. Aynı işlemleri öbür ucuna da uyguluyoruz. Bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Aynı işlemler. ucu da bağlantısını yapmış olduk. Şimdi bir testini alalım. Kablomuzun uçlarını test cihazına bağlıyoruz. Burada tek tek sayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. 8 tane ucumuz var. 8 ucunda birbiriyle iletişim kurduğunu bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Yani kabloda herhangi bir sorunumuz yok. Uç çakma işlemleri bu kadardı. Şimdi benim elimde şöyle bir eski bir modem var. TP-Link'in. Ana modeminiz olarak düşünün bunu. Bunun arkasından odanıza nasıl bir kablo bağlantısı alacağınızı göstermek için getirdim bu modemi. Şu arkasındaki LAN portları var. 4 tane veya modeminize göre değişir. Bundan herhangi birine takıyorsunuz. Ondan sonra odanıza kadar kabloyu çekip öbür ucu da bilgisayara bağlıyorsunuz. Veya birazdan göstereceğim gibi bu modemde göstereceğim gene. Ana modemden benim odaya normalde kablo geliyor. Direkt kasaya bağlı. Ana modemden gelen internet kablosuyla bunu birbirine köprüleyeceğiz. Bundan hem Wi-Fi dağıtacağız hem de LAN portundan bilgisayarımıza internet alabileceğiz. Her iki işlemi de aynı anda yapabiliriz yani. Bununla ana modemin nasıl köprüleyeceğimizi göstereceğim şimdi size. Uçakma işlemlerimiz bu kadardı. Şu listeyi tekrar göstereyim. Şey sıralamasını. Kablo sıralamasını. Burayı durdurup kablonun uçlarını çakabilirsiniz rahatlıkla. Bu işlemler bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bilgisayar kısmına geçelim. Geri kalan ayarlamaları bilgisayarda yapacağız çünkü. Öncelikle size salondan odama kadar çektiğim kabloyu göstereyim salonun kapısı şurada. Oradan geliyor bu şekilde yerden. Sonra buradan yukarı çıkarttım. Şöyle dolanıyor. Buradan da odama giriyor. Halının altından geçirdim. Şu şekilde kablonun ucu burada. Normalde bilgisayarıma bağlı ama şu an video çekebilmek için ucunu çıkarttım. Şimdi öncelikle modemi bilgisayara bağlıyoruz. Modemin ayarlarını yapacağız. Şu şekilde bir tane portuna girdim. Bunu da bilgisayarın kasasına takıyoruz bu kabloyu. Modemin ayarlarını yapabilmek için. Şöyle göstereyim. Modemle bilgisayarın arasındaki kablo bağlantısını yaptım. Geri kalan işlemleri bilgisayar üstünden yapacağız. Adım adım size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bilgisayardaki aşamalara geçtik. Şöyle göstereyim modemi tekrardan. Modemi bağladım, bilgisayara bağladım. Az önce de göstermiştim. Hala bilgisayara bağlı. Şu alt köşeden de görebilirsiniz. A5 internet erişimi yok olarak görüküyor. İnternet yok. Modemin ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Bunun için modem arayüzüne girmemiz gerekiyor. Bu modemden modeme değişir. Modem marka modelini yazarsanız eğer modem arayüz girişlerini öğrenebilirsiniz şifresiyle beraber. Benim modem TP-Link'in TDW 8961N modeli eski bir modem bayağıdır bende bazanın altında yatıyor eski evdeyken bu şekilde köprüleme yapmıştım evin arka odalarında çekmiyordu bu şekilde evin her yerinde Wi-Fi rahatlıkla çekiyordu şimdi 192.168.1.1 ile giriyorum ben modem arayüzüne bu kısma admin yazıyoruz kullanıcı adı şifresi de admin bu dediğim gibi modemden modeme değişiklik gösterebilir İnternetten modeminizin marka modelini yazarak arayüz giriş şifrelerini öğrenebilirsiniz Giriş yaptıktan sonra buradaki arayüz ayarları kısmına tıklıyoruz. TP-Link modemlerin genelinde bu şekilde arayüzler. Buradan LAN kısmına giriyoruz. Kablolu bağlantı yapacağımız için LAN kısmına giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki tane yerel IP ile DHCP sunucusu diye bir şey var. Biz bu DHCP sunucusunu kapatıyoruz. Bunu kapatmamızın sebebi kendisi otomatik IP almasın bizim verdiğimiz IP adresinde sürekli devam etsin diye. Bunu devre dışı bıraktıktan sonra buradaki IP adresini ana modeminize göre değiştireceksiniz. Mesela ana modeminiz atıyorum burası 192.168.1.1 değil de 192.168.2.1'dir. Siz bunu 2'ye çevirmeniz gerekiyor. 1 olan kısmı. Normalde orijinalde bu şekilde. Ama bunu 2'ye çevirmeniz gerekiyor ki ana modemle arasında veri iletimi olsun. Benim ana modemde de 192.168.1.1 kullandığı için 1.1 de bırakıyorum. Yalnız şuradaki son basamağı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun sebebi de 1.1 olarak bırakırsak iki modemde de aynı IP olduğu için çakışma yapacak. Ondan dolayı kabul etmeyecektir. Biz buraya mesela 110 verelim. 192.168.1.110 verdik. Bu çakışmayı önleyecek sadece bu modeme ait bir ip adresi olmuş olacak. Bunu kaydet diyoruz. Kaydet sonra gördüğünüz gibi bizi 192.168.1.110 olarak gene giriş ekranını attı. Buraya gene admin admin yazıyoruz. Şimdi kablosuz ayarlarımızı yapacağız. Bu modemi biz odamızda kablosuz olarak da kullanmak istiyoruz. Genel arayüz ayarlarına giriyoruz. Buradan kablosuz kısmına giriyoruz. Burada VPS ayarları kısmında SSID'yi değiştirelim. Birazdan telefondan bağlantı yapacağım. Yusuf123 dedim SSID'ye. Wi-Fi'nin ismi Yusuf123 olacak. Burada şifreleme türünü WPA-PSK, WPA2-PSK olarak seçiyoruz. Ve ön paylaşım anahtarı kısmına da bir şifre oluşturuyoruz. Şifrede gene y'si büyük Yusuf 1 3 1 olsun. Göstermek için gösterme amaçlı yapıyorum bunu. Hiçbir şey fark etmiyor. Siz kendiniz buraya istediğiniz SSID'yi istediğiniz şifreyi verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Kaydet diyoruz. Bura biraz bekletiyor kaydet dedikten sonra. Ayarların yapmasını bekliyor çünkü. Kablosuz kısmına gene geliyoruz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi'yi de ayarlamış olduk bu şekilde. Modem arayüzüyle işimiz bitti. Bu kadardı. Şimdi bir ee, ana modemden gelen internet kablosunu modeme bağlayalım. Yaptığımız işlemler olmuş mu onun bir sağlamasını yapalım. Modemi şu şekilde yine elimize aldık. Bu internet kablosu ana modemden gelen internet kablosu. Bunu modemin giriş kısmına takıyoruz. Şu şekilde taktık. Bu şöyle göstereyim. Şu kablo ana modemden gelen kablo. Bu kablo da bizim bilgisayara giden kablomuz. Bilgisayara buradan gidiyor. Buradan da ana modemden gelen kablolu. Şimdi direkt gördüğünüz gibi zaten sağ alt köşede artık A5 bağlandı olarak görünüyor. İnternet erişimi var. Sağlamasını yapmak için bir hız testi yapalım. Direkt. Hız testini başlatıyorum. Benim kullandığım paket 16 megabitlik. Bazen düşük bazen yüksek gelebiliyor. Gördüğünüz gibi 20 ms ping alıyoruz. İnternet hızım da 12'lerde geziniyor. Birazdan normal modemde ana modemden gelen kabloyu bir bilgisayara bağlayıp tekrardan bir hız testi alacağım. Değerleri yan yana koyarım bir bakarsınız arasında fark var mı yok mu diye. Bu şekilde hız, hızımızı almış olduk. 20 ms 12.33 megabit indirme hızı de yükleme hızım var. Bizim burada daha fazlasını alamıyoruz açıkçası. Şimdi bir de hız testini ana modemden gelen hız testini de yapalım. Bir bakın arasındaki farka veya fark var mı yok mu ona bir bakın. Şu şekilde taktım. A bağlandı. Bilgisayarım ilk taktım. A bu olduğu için direkt A olarak gösteriyor. Bağlandı olarak gözüküyor. Hatta bunu da şu şekilde gösterebilirim size emin olmanız adına. 192 168 11 yazıyorum. Bu sefer de TP-Link'in TDV 9970 modeli var elimde. Oturum açıyoruz. Burayı geç dedik. Bu da bizim ana modemimizin şeyi. Ana modemimizin Wi-Fi arayüzü. Gördüğünüz gibi farklı arayüzler var. İkisinde de farklı arayüz. TP-Link'in modemi ama arayüzler biraz daha değişik. Hemen burada da bir hız testi alalım. Gene aynı siteden yapıyorum. Gene 20 ms'im var. 12-13 megabit indirme hızım var. Yükleme hızı biraz oynuyor gibi. 1.1 megabit de yükleme hızı var. Bu zaten ufak sapmalar olabilir. Zaten 0.8'de az önceki yanlış hatırlamıyorsam 0.7'lik bir fark var yükleme hızında. O da doğal olarak. Şu an evde ailem de var. Onlar da internete bağlanıyor. Sonuçlar çok hafif bir fark olabilir. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir gözle görülür bir fark yok. Ana modemden ne hız alıyorsanız, köprü olarak kurduğunuz modemde de aynı hız alıyorsunuz. Şimdi bir de Wi-Fi'sini bağlayalım, Wi-Fi'ye bağlanalım, bir test edelim bakalım nasılmış diye. Evet arkadaşlar, elektrik gitmişti. Önceki yaptığımız bu Wi-Fi'ye bağlama işlemleri filan Aslında en son ne yaptık? Elektrik gitmeden önce. Kablolu olarak testini aldık. Hız testi yaptık. Ana modemden gelen Wi-Fi'nin hızını, bak hızına baktık. Şimdiki işlemlerimizde de Wi-Fi'yi test edeceğiz. Modeme gelen Wi-Fi hızı nasıl veya bağlantı yapabiliyor muyuz onu göreceğiz. Çünkü bizim bu modemi ki asıl amacımız evimizde çekmeyen yerlerde de Wi-Fi'nin erişilebilir olması. Şimdi ee, bu işlemleri gene bilgisayardan göstereceğim. Gördüğünüz gibi Bilgisayara herhangi bir kablo veya bir şey bağlı değil şu şu an. Hiçbir şey bağlı değil. Şöyle göstereyim. Bir tane Wi-Fi alıcısı var. Bunu bilgisayara takacağım. Bu sayede masaüstü bilgisayarıma Wi-Fi özelliği kazandırmış olacağım. Şimdi bunu bilgisayara bir takalım. Bilgisayarımıza taktık. Işığı yandı. Gördüğünüz gibi burada tüm Wi-Fi ağlarını görüyor. Kablolu bağlantı yapmış olsaydık direkt A yazardı. Herhangi bir şey göstermezdi. Wi-Fi'yi bağladığımız için tüm ağlarını görebiliyoruz binada olan. Şu T2DC0 olan benim ana wifi'im, evdeki ana wifi. Bu da Yusuf123 diye koymuştuk wifi adını bu modeme. Şöyle göstereyim modemi tekrardan. Şu modeme de Yusuf123 adını vermiştik wifi adına. Şimdi buna bağlanıyoruz. Şifresini gireceğiz. Şifresi de Y'si büyük Yusuf123171'di. Şöyle şifreyi de göstereyim size. bağlantıyı yapıyoruz. Bağlantıyı yaptık. Bağlı, güvenli diyor. İnternet bağlantımız şu an var. Wi-Fi şu sağ alt köşede de gördüğünüz gibi. Chrome açıyoruz. Bir hız testi alalım. Şöyle hız testi yazdık. Sayfaları geri yüklensin mi? Videomu geri yüklemedin. Sayfalarımı yüklesen neyim mi yarar? Hız, hız, testi sitesine girdik. Test ediyoruz. Gene aynı siteden farklı bir site kullanmıyorum. İndirme hızımız 12.95, 13'e yakın. Yükleme hızı da 1.06. İlk testimizde 1.08 çıkmıştı. İkinci de 1.01 miydi? Şu an hatırlamıyorum. O düzeyde çıkmıştı. Şimdi de 0.6 olarak çıktı. Yani gördüğünüz gibi Wi-Fi'de de herhangi bir kaybımız yok. Evimizin her yerinde bu şekilde Wi-Fi sorunsuz çekiyor. Onu da görmüş olduk. Müzik İşlemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana modemden odamıza kadar kabloyu daha önceden çekmiştim. O kabloyu şu an çektim diyemem. Ama siz yapacağınız zaman salondan mesela atıyorum modem salonda. Salondan odanıza kadar bir tane Ket altı kablo çektiniz. Onun ardından e, modeme kö köprüleme yaptınız. Tabii bu kablonun uçlarını kendi videoda izlediğiniz gibi kendiniz bağlantısını yaptınız. Modeme bağlantısını yaptınız. Ondan sonra modemin arayüzüne girip ayarlarını yaptık. Ayarlar zaten çok basit. Herhangi bir yaptığınız farklı bir şey yok. Çoğu modemde de bu şekilde bildiğim kadarıyla. Ondan sonra modemden de bir kablo alıp bilgisayara girdik. Bu şekilde kablolu bir bağlantı yapmış olduk. Ardından Wi-Fi evin her yerinde şu an full çekecek, çekiyor olacak. Benim şu an zaten evimin her yerinde full çekiyor rahatlıkla. Bir balkona falan çıktığımda bir iki diş azalıyor. Onun haricinde bir sıkıntım yok. O yüzden tek modem beni idare ediyor. Ama atıyorum sizin evde odanızda 1 iki diz çekiyor. Bu şekilde odanızda gene full çekim internet kullanabilirsiniz. Bağlantıda kopmalar da yaşamazsınız bu şekilde. Oradaki internetin aynısını buraya getiriyor çünkü bir farkı yok. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğendiyseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Attığım videolardan anında haberdar olmak için sağ alt köşede bildirim var zil simgesi. Ona tıklayarak da attığım videodan anında haberdar olabilirsiniz rahatlıkla. Ben zaten Instagram hesabımda da sürekli her video attığımda paylaşım yapıyorum. Video yayında diye. Instagram'dan da takip ederek öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.